tarih istenmiş bu anlamda arayış içerisinde. Ama o Mayıs ayında bir boşluk bırakılmış. Tabii Haziran ayında daha çok şey var, sınav var, ailelerin durumları var. Şimdi burada aslında seçimin erkene gelecek bir hali yok. Temel olarak seçim satım ayine girdik zaten. Mesele burada altılı masanın bir aday gösterememesi ve uzlaşamaması. Ha, dün 9 saat, yoksa, 10 saat mi sürdü? Yani 9 saatlik bir görüşme gerçekleşti. Dün 10 saatlik evet. Bir görüşme yapıldı. Görüşmeden çıkan durum şu. Yani metni de okudum. Metin çok ciddi bir şey ifade etmiyor toplumsal olarak. Fakat Ahmet Davutoğlu'nun bir açıklaması var. Diyor ki, biz diyor 6 genel başkan birden yönetecek diyor. Yani tek başına diyor yönettirmeyeceğiz diyor. Ben böyle bir açıklamasını duydum. Birimizin itiraz ettiği bir şey olmayacak diyor. Yani yeni bir vesayet geliyor. Buna altılı vesayet diyebiliriz açıkçası. Türkiye'de işte zaman zaman ordunun vesayetini gördük, yargının vesayetini gördük. Medya Türkiye'de siyaseti çok yönlendirdi bir dönem. Gazete patronları manşet attılar. Türkiye'de hükümet devirdiler, çıkardılar. Falan. Şimdi de altılı masanın vesayetine hazırlanıyor Türkiye. Yani buradan çıkacak kazanınca bir cumhurbaşkanı diğer 5 arkadaşına danışmadan bir karar alamayacak, bir adım atamayacak. Böyle bir ilginç bir süreç. Bunun nasıl bir hukuki bağlayıcılığı, nasıl bir anayasal karşılığı var? Tabii bunlar hep tartışma konusu. Ama Türkiye'de seçim öncesi vaat vermek çok kolay. Yani merhum Demirel de anahtar veriyordu. İşte ilginç Türkiye'de seçim vaatleri vardı ama bugünlerde anayasayla ilgili vaatler veriliyor. Yani temel metnimiz üzerinden, anayasanın değiştirilemeyen maddeleri üzerinden ya. Mesela. Değil mi? Ya da bu ülkede geçmişte bir başbakanın yetki ve sorumlulukları belliydi. Yazıyordu. Cumhurbaşkanı yazıyordu. Bugün de yazıyor Cumhurbaşkanı'nın yetki ve sorumlulukları. Şimdi bunları nasıl devredebilirsiniz? Nasıl paylaşabilirsiniz? Yani bu adımları atmam için, bu kararnameyi çıkarmam için 5 arkadaşımla bir görüşeyim, bir yemek yiyelim diyebilir misiniz? Böyle bir Türkiye olabilir mi? Bunlar Türkiye'yi yönetilmez kılmak için açıkçası kurgulanan senaryolar. Batı demokrasilerinde örnek gösterilir hep. Altılı yedili koalisyonlar. O ülkelerin durumu ortadadır işte. O ülkeler kendileriyle ilgili önemli yapısal kararlar alamazlar. Güvenlikleriyle ilgili hiçbir ciddi adım atamazlar. Ve çoğu da Avrupa Birliği'nin şemsiyesi altında kimliklerini, iradelerini kaybetmiş devletçik haline gelmişlerdir. Şimdi Türkiye'yi yönetilmez bir sürece hazırlayan bir altılı ittifak söz konusu. Ki masanın altında HDP olduğu da ortada. 6+1. En son Deva Partisi'nin açıkça, netçe yani HDP'nin söylediklerini aynen dile getirdiğini ve bu anlamda AK Parti'nin de Güneydoğu'daki seçmenine hitap etmeye çalıştığını, oradan da oy devşirmeye çalıştığını net gördük. Ben şunu anladım açıkçası, yani şunu dedi de Ali Babacan, işte Türkiye'de tartışmalı dini gruplar var, bunlarla ilgili de sınırsız özgürlükler vaat etti. Anaokulundan üniversiteye kadar okullaşma. Yani biz zaten daha yeni kurtulduk Fethullahçı okullaşmadan. Yani onlar yapmıştı anaokulundan üniversiteye kadar. Hı hı. Ve hedefleri Türkiye'de 50 tane üniversite kurmaktı. Neredeyse 200 üniversitemizi ele geçirmişlerdi Fethullahçılar. Evet. Şimdi yeni Fethullahçılar diriltmeye çalışılıyor. Ben öyle anlıyorum. Yani mesela Alparslan Kuytul diye bir hareket var. Bu adam anaokulundan üniversiteye kadar kurumsallaşacak. Yani Ali Babacan resmen bunu söylüyor dini özgürlükler bahsinde. Dil meselesi zaten facia. Ana dilde eğitimin kapısını açmaya çalışıyor. Şimdi bunlar hiçbiri Türklük tanımı var. Olmamış, düşünmemiş, bir zihin jimnastiği yapılmamış. Yani doğrudan Avrupa Birliği'ne mesaj vermek, küresel sisteme mesaj vermek ve HDP'nin oylarını bana aktarın. Olur ki kapatılırsa HDP oyları bana gelsin, ben barajı atlayayım, aynı şeyleri ben de yaparım demek için
Böyle karışık bir masa var. Çok fazla iç siyaseti sevmiyorum ama böylece girmiş oldum. Vallahi iç siyaset başlığımız çok fazla. Dış politikadan da bağımsız değil Sayın Hocam. Hani bakıyoruz açıklama, Biden dedi ben gelirken. Hani muhalefeti destekleyeceğim. Amerika diyor ki, yeni açıklama geldi Foreign Policy'den. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanlığı seçimleri kanlı geçecek diyor. Şimdi Ali Babacan'ın açıklamaları var. 10. toplantı. Sayın Özçelik, katılır mısınız Sayın Yılmaz'ın açıklamalarına? Evet, yani aslında her şey açık da seyrediyor. Öyle çok da gizli falan değil. Yani Biden, hatırlattınız, ne demişti? Türkiye'de Erdoğan'ı devireceğim ve bunu dedi darbeyle yapmayacağım. Muhalefeti destekleyerek yapacağım dedi. Yani şu anda bu süreç işletilmeye çalışılıyor. Ancak tabii burada bir hatırlatma yapalım. Amerika artık eskisi gibi her müdahale ettiği seçimi kazanmıyor. Bunu nerede gördük? En son işte Macaristan'da gördük. Orada da bir altılı masa vardı biliyorsunuz. Orban altılı masaya karşı zafer kazandı. Ve dedi ki sonuçları Batı'ya atfediyorum anlamında. Amerika ve Avrupa Birliği'ni kastetti. Yine biliyorsunuz Pelosi Tayvan'a gitmişti. Orada bir takım işler yaptı. O da ters tepti ve Tayvan'daki Amerikancı iktidar hezimete uğradı yapılan seçimde. Yani böyle bir süreç var. Bir de bakın Türkiye'de o kadar, dünyada daha doğrusu gelişmeler o kadar hızlı ve önemli ki. Bakın işte Suriye'yi konuşuyoruz değil mi? İşte Türkiye, Rusya, biz bu yayınlarda, ulusal kanalda olsun, aydınlıkta olsun, işte Vatan Partisi'cileri yani ısrarla Türkiye, Rusya, İran işbirliğini gündeme, Suriye işbirliğini gündeme. Onu da konuşuyoruz. Getirdim. O başlığımız da var bu arada. Sayın Özçelik, buyurun. Hayır, şunun için söylüyorum. Buyurun. Yani biraz uzak gibi gözüküyordu. Hatta işte yani ama geçtiğimiz hafta demiştiniz ki, iyi hatırlıyorum, ilk temasla birlikte bir an önce hızlanmalı. Sayın Özçelik. Evet, evet. Yani ama nereden nereye geldik yani? İşte efendim Çin biliyorsunuz Amerika'nın en çok etkin olduğu Körfez ülkelerinde ve Arap ülkelerinde toplantılar yaptı Çin Devlet Başkanı. Ve yepyeni bir durum ortaya çıktı. Yani dünya yeniden şekilleniyor ve buna göre herkes pozisyon alıyor. Bu dünyanın yeni düzeni de ülkelerin içindeki güçler dengesini de etkiliyor. Yani oralarda da çok farklı bir noktaya getiriyor. Şimdi mesela Millet İttifakı'na ya da altılı masaya gelecek olursak, bakın bir bildiri çıktı akşam. Bildiride aynen işte 100 yıllık cumhuriyet, 75 yıllık demokrasi diyor. Şimdi yani Atatürk dönemi demokrasi dışı ilan ediliyor bir anlamda. Şimdi 100 yıllık cumhuriyet, 75 yıllık demokrasiyi başka nasıl anlarsınız? Hani AK Parti iktidarı demiş deseniz 20 yıl var, 25 değil. Yani muhtemelen işte çok partili sistemi kastediyor ve onun gerisini demokrasi dışı ilan ediyor. Hani daha önce benzeri açıklamaları yaptıkları için bu şekilde anlamak daha doğru. Önceden de söylediler çünkü. Yeni bir ifade değil aslında. Fakat burada önemli olan Atatürk'ün partisinin genel başkanı da o metnin altında imzası var. Bakın her sayfasını imzalamışlar. 6 sayfaydı değil mi açıklama? Yani her sayfasını imzalamışlar ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzası var. Yani Atatürk'ün partisi Atatürk dönemini demokrasi dışı ilan eden metnin altına imza atıyor. Şimdi artık eskisi gibi değil. Bunları çok rahat görülebiliyor. Utku Reyhan arkadaşımız biraz önce bir paylaşım yaptı. Bu ifade Ahmet Davutoğlu'nun daha önceki bir açıklamasında da var. Aynen oradan alınmış belli. Yani bu sayfa niye uzundur diye hep konuşuyorduk. Davutoğlu'nun böyle hastalıkları vardır biliyorsunuz. Hani Amerikan Dışişleri Bakanı Hillary'ye sormuşlar görevden sonra, sizin hiç dayanamadığınız, en çok sıkıldığınız an ne zamandır? Davutoğlu'nun tarih dersleri demiş ya. Uzun konuşma. Yani öyle bir durum olduğu için biz de akşam hem toplantının uzun sürmesi, işte Gelecek Partisi'nin Davutoğlu'nun ev sahipliğinde evet, yapıyor, doğru. Hem de metnin çok uzun olması, böyle 6 sayfalık metin olunca hep bunları anımsadık. Yani böyle bir şey var.
Şimdi bakın, altılı masa gerçekten, şimdi hocam da söyledi, Mehmet Bey de söyledi, kontrolden çıkmış vaziyette. Yani son günlere bakın, son şu bir iki haftaya bakın. Yani bir tarafta anayasanın değiştirilmez ve teklif dahi edilemez maddelerin değiştirilmesi var ki anayasal suç işleniyor. Adı üstünde teklif dahi edilemez diyor. Suç işleniyor. Efendim Türk kavramından rahatsızlık dile getiriliyor. Vatandaşlık tanımını yeniden yapalım deniyor. Yani orada da Türk'ten rahatsızlık var. Efendim özellik deniyor. Bir CHP Genel Başkanı danışmanı özellik diyor. Efendim Davutoğlu'nun yardımcısı diyor ki özellikten daha da geniş düşünmek lazım diyor. Yani Türkiye'nin nereye götürüyorlar? İşte tarikatlar meselesini yine hocam söyledi. Yani tarikatlara yani üniversite açma kendi görüşleri doğrultusunda, inançları doğrultusunda kadro yetiştirmek için üniversite falan açmalarını öneriliyor. Bunları getireceğiz deniyor. Ya nereye gidiyoruz biz? Nereye? Bir dakika yani. Türkiye Cumhuriyet Devrimi'nin yani bunlar için mi yaptı Türkiye? Yani böyle garip bir noktaya doğru ilerliyor. Ha bunlar olur mu? Bunları yapamazlar. Bakın çok net bir şekilde söylüyorum. Bunları yapamazlar. Yani Türkiye öyle çok da böyle ortalık boş olan bir ülke değil. Yani Amerika'ya karşı da dikkat ederseniz bütün hatlarla direniyor. Ve artık Amerika'nın her dediğinin emir telakki edildiğini gören bir dönemde değiliz. Bu halk çok farklı bir noktada. Bakın anketler yapılıyor. Bu anketlerde de Türkiye'nin dost ve düşmanları kimlerdir soruları soruluyor. Oralarda %90'lara varan oranlarda Amerikalılar düşman olarak görülüyor. Yani bu halka Amerika'nın görüşlerini dikte ettiremezler. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bu arada hatırlatayım, Yunanistan'da erken seçime gidecekmiş. Miçotakis'ten geldi açıklama. Aman diyor, geçici hükümet Türkiye'ye karşı güç kaybedebilir. Bir an önce erken seçime gidelim açıklamasını yaptı Yunanistan tarafı da. Sayın Hocam, ekleme yapmak ister misiniz başlıkla ilgili? Yunanistan seçimiyle ilgili mi? Hem onunla ilgili hem Sayın Özçelik'in açıklamaları ile ilgili. Yani Türkiye'yi tabii böyle dizayn edebilirler mi? Bu söyledikleri seçim öncesi vaatleri yapabilir mi? Altılı ittifak artı altı bir diyelim. Mümkün müdür? Yani şöyle söyleyelim. Türkiye'de maalesef belli bir kuşağı çok fazla zehirlemişlerdi. Yani Türkiye'yi doğrudan Amerika'dan, İngiltere'den vesaire siyasetçilerin tayin olduğunu ve bunlarla Türkiye'nin yönetildiğini maalesef genelde Türk sağında da bu çok yaygındı yani. Çok bilgi kirliliği içerisinde. Fakat şunu söyleyebiliriz ki Türk toplumu çok bilinçli. Öncelikle bilgiye, hakikate ulaşmayı biliyor bizim toplumumuz. Bilgiyi ölçüyor, tartıyor. Yani haber akışlarından bir meselenin iki tarafını da görebiliyor. At gözlüğü yok bu milletin. Dolayısıyla bugün olup bitenlerle milletin oyuna, sandığına müdahale etmelerine imkan yok. Vatandaş ölçecek, biçecek, tartacak. Kimin kendi milli menfaatleri için hareket ettiği, kimlerin de milletin menfaatlerinin dışında olduğunu görüp izah edecek bir akla sahip. Türkiye'de Amerikan karşılığı çok yüksek. Bunun sebebi de bizden kaynaklı değil, Amerikalılardan kaynaklı. Yani Irak'ta yaptıkları, Suriye'de yaptıkları hatalar, Afganistan'da yapılanlar, Amerika'nın müdahale ettiği ülkeler, Guantanamo'da yaşananlar, insan hakları sorunları, işte Amerika'daki siyahilere karşı yapılan uygulamalar. Bütün bunlar dünyada bir Amerikan algısı yarattı. Ve bu olumsuz algı en çok Türkiye'de karşılık buluyor. %80'lere yakındır yani Türkiye'de Amerikan karşıtlığı. Bizim milletimiz biraz daha Avrupa'ya özenir. Yani Avrupa'nın sistemi, hukuku vesaire biraz daha oraya sempatik bakar. Onun da sebebi gurbetçilerimiz de çoktur. Avrupa'yla gidiş gelişler biraz daha fazladır. O anlamda Türkiye'de Amerikalıların bir siyaseti dizayn etme gücü falan yok. Zaten birisi konuştuğu zaman nereden konuştuğunu anlayabiliyoruz. Türkiye'ye yabancı,
Türkiye'nin dışında, Türkiye'nin gerçeklerinin dışında açıklama yapan işte ekonomi profesörleri çıkıyor, dış siyaset profesörleri çıkıyor. Tabii. Ya da medyada parlatılmış, cilalanmış isimler çıkıyor. Bunların bölge gerçeklerini bilmediğini, Orta Doğu'yu yabancı medyadan okuduklarını, bölgeden yerel kaynaklara mesela asla ulaşmadıklarını, itibar etmediklerini görüyoruz. Nitekim bunların tespitleri ve raporları da hatalı çıkıyor. Hatırlayın, geçtiğimiz yıllarda eski bir asker, Deva Partisi'nde siyaset yapan birisi otoparkta ne yaptı? Yabancı misyon şeflerine dosya satıyor. Bakın, böyle insanların olduğu bir ülkeyiz. Evet. Bunu da kabul edelim. Yabancıya rapor satan insan sayımız ne kadar azalırsa o kadar rahat ederiz. Ama yani Türkiye'de hafife alınacak bir ülke değil. Temel meselelerinde uyanık, zihni açık insanlara, kuşaklara, gençlere sahip bir bilince sahibiz. 100. yılda Türk milleti bu noktada çok daha bilinçli ve duyarlı inşallah adımlar atacak diye düşünüyorum. Hep birlikte takip ediyoruz. Tabii bu iç siyasetteki gelişmeleri dış politikaya yansıması var. Yine dışarıda olanlar içeriye yansıyor. Sayın Özçelik, bir girizgah yaptınız. Son başlığımı hemen sormak istiyorum. Suriye'yle 11 yıl sonra gelen temas, Dışişleri Bakanları düzeyinde bir görüşme Ocak ortasında. Cumhurbaşkanı Erdoğan der ki, Beşar Esad'la Suriye Devlet Başkanı ile bu Dışişleri Bakanları toplantısı sonrası görüşebiliriz. Yakın mıdır? Şimdi bakın, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan bu açıklamayı ne zaman yaptı? Amerika'dan bir açıklama oldu. Dediler ki biz bunu istemiyoruz. İşte Esad'ı şuna hakaret eden ifadeler ve arkasından bunlarla ilişki kuracak ülkeleri de uyarıyoruz tarzında, evet, bir açıklama. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan bu açıklamanın üzerine o açıklamayı yaptı, farkındaysanız. Yani zamanlama açısından diyorum. Yani bu, hani dedik ya, Amerika'ya karşı direnen bir Türkiye var. Şimdi çok net bir şekilde bunun hızlandığını görüyoruz. Yani bir irade var ve bu irade hızlandırıyor. Bunu niye söylüyorum? Bakın, ilk başta ne demiştik? Cumhurbaşkanı açıklamıştı. Seçimden sonra Suriye'yle yeniden sıfırdan başlayabiliriz demişti. Daha sonra ne oldu bu? Birdenbire hızlandı. Önce işte istihbarat başkanları, sonra savunma bakanları, sonra dışişleri bakanları, sonra da biz dedi. Dikkat edin, istihbarat başkanları ve savunma bakanları tek seferde halloldu. Yani kademe kademe gidileceğini söylemişlerdi. Hızlandı. Belli ki yani yapılan görüşmeler var, alınan kararlar var, bir irade de var. Dışişleri bakanları içinde önce Ocak'tan sonra falan denilmişti. Birdenbire ne oldu? Ocağın ikinci yarısında. Yani o da çok dikkat çekici. Yani üçüncü bir ülkede dendi. Bu üçüncü ülke neresi olabilir? Yani Moskova mı olur? Efendim, Birleşik Arap Emirlikleri mi olur? Katar mı olur? Tartışılabilir. Yani bu arada Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı da Şam'daydı dün. Bilmiyorum şu anda, evet, hala orada. O da önemli bir görüşme. Yine, evet, yakın bir temas. Yani bir çok süreç işliyor. Bakın, Orta Doğu'da tamamında bir süreç işliyor. O Orta Doğu'daki bu ülkeler geçmişte hatırlayın Suriye'nin parçalanma sürecinde yani Amerika'nın yanında duran ülkelerdi. Hı-hı. Herkes saf değiştiriyor. Yani bir saflaşma var. Yani o nedenle ben Cumhurbaşkanları düzeyinde, yani Putin, Esad ve Erdoğan zirvesinin çok uzun sürmeyeceğini sanıyorum. Yani hızlandı gözüküyor. Şimdi ocağın ikinci yarısında eğer dışişleri bakanları görüşecekse ondan sonra bir tek liderlere kaldı iş. Ben onun da çok uzun olmayan bir tarihte gerçekleşeceğini sanıyorum. Peki Sayın Yılmaz Hocam, siz de bir an önce hızlanmalı demiştiniz. Hatırlıyorum, ilk teması yine sizle konuşmuştuk. Evet. Hızlandığını görüyoruz. Yakın mıdır? Sizin değerlendirmeniz nedir bu konuda? Şöyle söyleyeyim, tabii masada bir sürat var. Yani ilk Ağustos ayında istihbarat başkanları görüştüğü zaman Reuters hemen bunu sızdırmıştı. Biz dedik ki tamam, Batı bu işi istemiyor ama Türkiye özellikle Rusya'nın ve Körfez'in katkısıyla bu süreci hızlandıracak dedik. Şimdi burada bileşenlerden Körfez şunu istiyor:
Körfez Esad'ın yeniden Arap olduğunu hatırlatıyor. İran'dan biraz uzak dur, bize yaklaş, biz seni tekrar toparlanmana destek olalım diyor. Rusya da burada mevcut yukarıdaki krizden dolayı hem Türkiye'yi desteklemek istiyor, hem de sorunun bir an önce çözülmesini, aşağıdaki maliyetlerini, masraflarını bir anlamda azaltmak ve oraya bir istikrar getirmek istiyor. Buna da çoklu pozitif bir yaklaşım söz konusu. Tabii bu süreç İdlib bağlamında sahada birazcık sorunlar teşkil edecek gibi, ama bu üç ülkenin irade göstermesi çok önemli. Yani hem Putin'in, hem Esad'ın, hem Erdoğan'ın işbirliği içerisinde bu süreci hızlandırması, çok uluslararası finans desteği de Körfez'den Suriye'nin inşası için gelebilir. Dolayısıyla süreç hızlanabilir. Türkiye şunu istiyor açıkçası. Giderek Türkiye'de bir tepki haline getirilen Suriyeli sığınmacılarla ilgili 2 milyon kişinin orada güneyde oluşturulacak 32 kilometrelik hatta şehirlerin inşa edilmesi ve iskanına dönük bir çalışmayı Türkiye istiyor. Zaten temel gayretimiz de bu yönde. Burada sürecin uzayacağını detaylarıyla birlikte söyleyebilirim açıkçası. Ama liderler buluşmasının çok da gecikmeyeceğine ben de inanıyorum. En azından liderler bir araya gelip yeni bir sayfanın açıldığını göstermek isteyeceklerdir. Burada önemli bir eksen oluşuyor. Bunu kabul edelim. Körfez, İsrail, Rusya, yani bölgenin yerel aktörleri açıkçası burada küresel başka güçler istemiyor. Biz bu bölgedeyiz. Bu bölgenin sorunlarını kendi aramızda çözelim ve müdahil olabilecek unsurları da kendi içimizde frenleyelim gibi bir bakış hakim. Buna tabii ben daha çok pandemi etkisi, dünyadaki ekonomik kriz ve dünyanın yeniden çıkarlarının bir anlamda planlandığı bir dönem. Çünkü Çin'in yükselişi, ABD'nin yaşadığı bölgedeki sorunlar ve Afganistan'dan çekilişi birçok konuda ABD'yi itibarsızlaştırdı açıkçası. Şimdi ABD bu ülkelere artık eskisi gibi kontrol edemiyor. Yok. Ya da uzaktan müdahale edemiyor. Bakın Körfez'de de bir şey var. Yani ulusal çıkarlarını önceleyen yeni elitler var, yeni liderler var. Hafife almamak gerekiyor açıkçası. Yani parayı doğru yönetmeye çalışan, Çin'le uzun vadeli yatırımlar yapan bir Suudi Arabistan var. İşte Arap-Çin zirvesi bunu gösterdi bize. Türkiye'de yatırım yapmak istiyor bu ülke insanlar. Bölgede güvenlik işbirliği yapmak istiyorlar. Bizim otomobil veya savunma sanayindeki ürünlerimizin fabrikalarını açmak istiyorlar bakın. Yani böyle karşılıklı ilişkilerin arttığı yeni bir döneme giriyoruz bu bölgede. Umarım son adımı da vurgulayayım. Yani Erdoğan'ın şu ateşkeste bir etkisi olduğu kanaatindeyim. Moskova, Kiev arasındaki gerilimde. Umarım o sorunun çözümünde de Türkiye büyük bir rol üstlenirse, bence işte Türkiye yüzyılına damga vuracak bir seneye başlamış oluruz. Peki, yani yeni bir eksen oluşuyor. Bu ortada da Sayın Hocam, ama son cümlelerinizi almak isterim Sayın Özçelik. Amerika ne yapar? Batı'nın çok rahatsız olduğunu biliyoruz bu görüşmelerden. Yeni provokasyon bekliyor musunuz? Şimdi bakın, bu soru en önemli sorulardan birisi. Amerika provokasyon yapar mı? Yapar. Ben Sayın Dışişleri Bakanı'na bu soruyu sormuştum. Yani böyle bir durum var. Yani burada Amerika bunu kabullenmiyor. Belli açıklamaları da yavaş yavaş gelmeye başladı. Provokasyon bekliyor musunuz? Yani Türkiye ile Suriye'yi karşı karşıya getirecek, Türkiye ile Rusya'yı karşı getirecek. Hiç şüphen olmasın dedi. Yani hiç şüphen olmasın dedi böyle provokasyonlara. Zaten başladılar da. İşte bazı saldırılar gerçekleştirdiler orada. Yani İsrail de bu işin içerisinde bence. Şam'a biliyorsunuz, Şam havaalanına saldırdı o sırada. Yani provokasyonlar olabilir ama Sayın Bakan'ın da deyişiyle en kötüsüne hazırlıklıyız dedi. Biz ne yaparız? Yani en kötüsüne hazırlıklıyız. Yani bizi karşı karşıya getirecek, oradaki ilişkileri, bu işbirliğini bozacak provokasyonlara karşı bir anlamda duyarlı olacağız. Yani onlardan etkilenmeyeceğiz, onların tuzağına düşmeyeceğiz dedi. Yani bu da bence son derece önemli. Ben yani burada
Bu gidecek göçmenler meselesinde biliyorsunuz Şam'dan daha önce yapılan açıklama vardı. Bu da şuydu. Biz Aydınlık Gazetesi'nde onu geniş geniş yazmıştık. Eğer Türkiye'ye gelmiş olanların Suriye'deki evleri yıkılmamışsa, yani hala ayaktaysa, gelip evlerine dönebilirler. Ama evleri yıkılmışsa, iyice yani biliyorsunuz birçok kentte de çok ciddi tahribatlar yaşandı. Yıkılmışsa onlara bir yer gösterecek Suriye. Yani burada ikamet edin diye onlara ayrı bir alan gösterecek. Yani Türkiye'den dönüşleri kolaylaştırıcı adımlar atacaklar. Türkiye oturur Suriye ile bunları konuşur ve bu mesele öyle çok da uzun olmayacak şekilde çözülür. Ve hem Türkiye'deki, yani Suriyelilerin Türkiye'de şu anda özellikle bu hayat pahalılığında yaşamaları da öyle çok kolay değil. Zaten geri dönüşlerin önemli nedenlerinden birisi de Türkiye'de yaşamalarının gittikçe zor hale gelmesi. Yani çünkü yani yaşanan enflasyon onları da etkiliyor ister istemez. Ve Suriye'de çok daha uygun koşullarda, çok daha rahat yaşayabilirler. Bakın ben bilmiyorum kaç sefer gittim ama çok gittim. Ben bütün bölgelerine hemen hemen dolaşma imkanım oldu. Ben Suriye'de, şu Türkiye'deki Suriyelilerin görüntüsünde bir tek insana rastlamadım. Bakın gittim. Yani şu Suriyelilerin Türkiye'deki yaşamları da öyle çok daha özenilecek bir yaşam değil. Değil tabii. Yani o nedenle yani Türkiye'de dilenci haline gelmek, Türkiye'de efendim işte bankamatiklerin oralarda işte çocukla beraber oturmak, kirpas içinde. Ya bunlar yani Suriye'de böyle bir yaşam yok. Yani dinleyicilerimiz, bizim izleyicilerimiz bunu görsünler. Yani Şam'da, Halep'te, diğer bölgelerde, Kamış böyle bir yaşam yoktu yani. Bu hale Amerika'nın Türkiye'yi, Suriye'yi dağıtma projesi getirdi. Yani onları bu hale düşüren de Amerika. Ben Türkiye'deki Suriyelilerin de bunu çok kısa sürede anlayacaklarını sanıyorum. Zaten konuştuğunuz zaman birçokları Esad'dan değil oradaki terörden, DAEŞ'ten. Yeni bir hafta çıktı. Geçtiğimiz hafta. Evet, yani ondan kaçıp geldiler Türkiye'ye. Yani oradaki istikrarsızlık onları göçe zorladı. Bu Amerika'nın klasik yöntemidir. Yani aynı durum Afganistan için de geçerli. Şimdi biz Türkiye'dekini konuşuyoruz ama İran'a da bizdekinden daha fazla Afgan mülteci geldi. Yani bunların bütün nedeni Amerika. Yani dünyada ne kadar kötülük derse, hani eskiden yazar diye Yeşilay, dünyadaki bütün kötülüklerin anası alkoldür diye. Yani gerçekten dünyadaki bütün kötülüklerin anası Amerika yani, o halde yani. Evet, peki. Alkol sağlığa zararlıdır ama evet. Bir cümle Sayın Yalçın, ekleme yapmak ister misiniz? Sayın Özçelik'in açıklamalarına siz de buyurun. Tabii teşekkür ediyorum. Yani bu yıl ümitlerimiz var. Tabii Suriye sürecinin o bölgesel işbirliği içerisinde bölgedeki aktörler tarafından çözülmesinde fayda var. Yani Cenevre gibi batıda pişirilen senaryoların, anayasa çalışmalarını ben faydalı olacağını düşünmüyorum. Suriye'nin bütünlüğü bizim için çok önemli. Suriye'de terör örgütlerinin yok edilmesi bizim için çok önemli. Aynı zamanda Irak için, İran için bu bölgenin dört ülkesinin istikrarı ve teröre karşı birlik olması son derece stratejik. Bölge aktörleriyle işbirliği gerekiyor diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum.